Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Zeytinyağlı taze fasulye yapalım bugün. Taze fasulyeleri bu şekilde doğradım, temizledim. Enli olanları birazcık bir tık daha incelttim. 2 tane kuru soğan ve 3 tane domatesi doğradım. Şimdi yapımına geçelim ve biraz sarımsağımız var. Tencerenin, ben düdüklüde yaptım bunu. Düdüklünün altına taze fasulyeden bir miktar ekliyorum. Üzerine kuru soğan ekliyorum. 2 tane büyüğe yakın orta boy kuru soğan yeterli geldi. Sonra domatesi ekliyorum. Kabukları soyulmuş küp domates kullandım. Sırasıyla 3 katı olacak şekilde fasulye, soğan ve domates olmak üzere malzemelerimi üst üste ekliyorum. Ben tam 1 kilo fasulyeden yaptım bu tarif. Yarım kilodan da malzemeleri biraz azaltarak yapabilirsiniz. Bizim evde çok sevilir. Dolapta eksik olmaz. Şimdi burada sarımsak var. 2-3 diş sarımsağı minik minik doğrayıp onları ilave ettim. Son katı da yapıyorum. Bu şekilde çok çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Gerçekten sonuca siz de şaşıracaksınız. Eğer mutfağa ilk defa giriyorsanız, bu tarz yiyecekleri ilk defa hazırlıyorsanız hiç korkmayın. Çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Ve üzerine yağ gezdiriyorum. Yağ bu şekilde, bakın, göz kararı koydum ama yani yarım çay bardağından biraz fazla diyebiliriz bunu. Zeytinyağlı ve domatesli tariflerde bir tatlı kaşığı kadar şeker kullanırım ben. Toz şeker ekliyorum bir tatlı kaşığı. Ve tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz eklemeniz de yeterli. Bakın hiç su ilave etmedim. Tamamen domatesin ve fasulyenin kendi suyuyla pişecek. Şimdi düdüklünün ocağın altını açtım ve düdüklümün kapağını kapatıyorum. Bu hava çıkışını 2 numaraya getiriyorum. Kapatıyorum. Yoğun hava çıkışı başladıktan tam 10 dakika sonra ben düdüklümün altını kapatacağım. Evet, 10 dakika geçti ve düdüklünün altını kapattım. Bakın hava da indi. Havasını tamamen çıkarıp düdüklümü açıyorum. Ve bakın görüntü gerçekten şahane. Fasulyelerin rengi, domatesin rengi inanılmaz güzel. Bu tarif sizi gerçekten hem hiç üzmeyecek hem de hiç yormayacak. 10 dakika içinde mükemmel bir lezzet elde ettik. Şimdi sunuma hazırlayalım. Pişmiş mi diye bu aşamada kontrol ediyorum ben. Olabiliyor, bazen fasulyenin cinsinden bir tık sert kalmış olabiliyor ama gayet güzel pişmiş. Şimdi sunuma hazırlayalım. Fasulyemi tabağa koydum. Biz bu fasulyeyi ılık ya da soğuk olarak yemeyi tercih ediyoruz zeytinyağlı olduğunda. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı, yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için de bildirim tuşunu açmanızı rica edeceğim. Yepyeni videolarda ve tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.